İyi gördüm seni. Ben de sizi. Yok canım, ihtiyarlıyoruz. Dargınım sana. Hiç arayıp sormadın İşim beni. Dışarılarda. Aylarca Türkiye'ye uğramadığım oluyor abi. Biliyorum. 2 senedir takip ediyorum seni. Hayrola? Dışarılarda yaptığın işlerden haberim var. Patronun da çok memnun senden. Öyle olmasa koskoca Almanya irtibat bürosunu verir miydi sana? Ha, bakıyorum da antenleriniz çok kuvvetli. Şerefe, işbirliğimizin şerefine. İşbirliği. Benim hesabıma çalışacaksın Avrupa'da. 3-4 senede seni sayılı zenginlerin ve güçlülerin arasına sokacak bir iş bu. Niçin beni seçtiniz? Sizi kurtardığım için borçlu değilsiniz bana. Kimseye borçlu kalmam ben! Hayatımı kurtardın diye sana borçlu olduğumu hissetseydim, milyonlara boğar, öderdim sana borcumu! Hayır! Seni yeteneklerinden dolayı seçtim. 3-4 senede bir servet kazandıracak iş pek kanuna uygun olmasa gerek. Kanunları insanlar yapar. Sonra da yorumlarlar. Benim yorumuma göre bir kanunsuzluk yok. Başkalarının fikrine gelince hiç mi hiç ilgilendirmez beni. Pasaportun var değil mi? Hı hı. İyi. 3 güne kadar gideceğiz. Sana her şeyi orada gösterip anlatacağım. Tek bir şartım olacak. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir müddette Türkiye'ye dönmeyeceksin. Yapamam. Evleniyorum. Beklesin. Ama bilmiyorsunuz. Seviyorsa bekler. Yapamam. Dur! Avansım. 20.000 dolar. Yarın sabaha kadar izinlisin. Saat tam 10'da bekleyeceğim seni. Dört senede sayılı zenginlerden olacaksın. Güçlü olacaksın. Benim gibi güçlü olacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Ah! Beğendin mi? Ne var senin? Bir şey yok. Güzelliğine çarpıldım. Benden bir şey saklıyorsun sen. Bırak çocukluğu. Kötü bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oluyorum Faruk. Korkuyorum, çok korkuyorum. Özür dilerim. Yapamayacağım. Otur. Çok işim var. Otur dedim sana. Hülya! Gelsene kız. Alışverişe çıkıyorum abla. Sonra yaparsın. Hadi gel, gel be.
Öbür gün sabah erkenden gidiyoruz. Bugün akşama kadar bütün işlemleri tamamlarım. Beğendin mi kotrayı? Rüya gibi. İstediğin an senin de öyle bir kotran olur. Aman abla! Kararlı mısın evlenmeye? Faruk döner dönmez. Ya, nereye gidiyor? Almanya'da bir büronun şefliğini verdiler. Orada oturacağız. Çok para geçecek eline. 15 güne kadar gideriz diyor. Ama işler birden değişti. Hemen orada olmam gerekiyormuş. Ne zaman döneceksin? En kısa zamanda. Belki biraz uzayabilir ama. Çok bekletmezsin ya. Bak, müşterek hayatımız bu bizim. Ne olur beni anlamaya çalış. Çok uzun zaman kalacakmışsın gibi konuşuyorsun. Şey, kim bilir, belki kalabilirim de. Bana 15 günde dönerim demiştin. Ne olur, anlamaya çalış. Düşün bir kere, hiç tanımadığım adamlarla yepyeni bir işe giriyorum. Bazı güçlükler çıkabilir. İşe hemen alışamam. Zaman isteyen işler bunlar. Ben de seninle gelsem. İmkanı var mı? Çıldırdın mı sen? Oradaki evimizi hazırlardım. Hem orada seni beklemek daha kolay olurdu. Hep orada kalmayabilirim. İşin Almanya'da değil mi? Bak sevgilim, başka yerlerde de işimiz var. Gidip gelmem gerekebilir. Ne olur, güven bana. Güvenmesem yanında işim mi? Bak Hülya, bankada hesap açtım. Bunlar senin. Ben gelinceye kadar idare et. Hayır, kabul etmem. Bırak inatçılığı. İşten çıktın. Sonra düğün için masrafların olacak. Gelince beraber yaparız. Dinle beni, al. Hayır, istemiyorum. İcap ederse tekrar işe girerim. Ayrılmadan önce senden bir tek şey isteyeceğim Hülya. Bana inanmanı. Ne olursa olsun bana inanmanı. Ve beni beklemeni. Dünyada sevdiğim tek varlık sensin. Canımı bile veririm senin için. Şimdi soru sorma bana. Bil ki ne yapıyorsam ikimizin iyiliği için. Gelecekteki o görkemli hayatımız için yapıyorum. Çok yükseleceğim Hülya. İstediğim her şeyi elde edeceğim. Göreceksin. İnan bana. Ve dönüşümü bekle. Hiçbir şey sorma. Thank you.